15 Haziran 2020. Avusturya Viyana'dan selamlar, sevgiler tekrardan. Floristdorf'la Viyana kanalının arasında kalan kanalın oradayız şu anda. Size biraz da burayı tanıtmak istedim bugün. Burası tam şehrin merkezinde. Hiç dışarıda falan olduğunu düşünmeyin. Şu karşıda gördüğünüz apartmanlar hep Viyana'nın merkezinde olan apartmanlar. Çoğu da devlete ait. Her ne kadar gölün kenarında da olsa. Yani ihtiyaç sahibi olan insanlar genelde oturuyor. Bu da sosyal devletin anlayış gereklerinden birisi bence. Şöyle biraz sağ sol çekeyim. Şu üst taraf bildiğim kadarıyla metro için. Diğer tarafta tren için. İki tane ayrı köprü var. Birisinden tren, birisinden de metro sürekli geçiyor. Şöyle hem yürüyüş yapayım hem buraları tanıtayım size. Yazın şuralarda ayrıca gelip şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Fiyatları normal bir dükkanla aynı fiyat. Değişmiyor yani. Şurada falan da aslında yürüyüş yeri var ama orayı mı göstersem yoksa caminin oraya geçip bugün camiyi mi size göstersem? Bilemedim. Olmazsa şuradan geçeyim, şu parkı göstereyim size biraz. Çünkü biraz daha bilginiz olabilir Viyana ile ilgili. ...20 ve 21. Viyana sağ tarafımızda şu an kamerayı çektiğimiz. Sol tarafımızda da Viyana kanalı ve Tuna kanalı ve onun yan tarafında da Tuna Nehri var. Bakın karşıda Türkler var mesela. Zaten dikkat ettim. Oturanların ve yürüyenlerin çoğu bu bölgede Türklerden oluşuyor. Yani her 10 kişiden bence 5 ya da 6'sı Türk'tü gördüm. Şu karşısı Generali ve Fizer ilaç firmasının Avusturya'daki merkez binası. Şurada yavru ördekler var, onları göstereyim size gelmişken. Görebildiğinizi bilmiyorum. Şu güneş tam terse geliyor şu an ama. Erik ağacı. Şöyle yürüyüşümüze devam edelim. Şurada oturma yerleri var. Suyun içinde görebildiğinizi bilmiyorum. Özel yer yapmışlar oraya. Ben şöyle devam edeyim, şuradan gideyim. Şu ağaçların arka tarafı da normal yine apartmanların olduğu yer. Yani aslında bu devlet evi diyorlar, Gemeindewohnung. Ki orada da ihtiyaç sahipleri genelde oturuyor. Yani maaşınızın 3000 euroya geçmemesi gerekiyor. Bir devlet evinde oturabilmek için belli kriterleri var. Yani yüksek maaşlı bir işte ya da böyle bir iyi bir geliriniz varsa isteseniz de zaten oturamıyorsunuz. Devlet kural koyarken öyle yapmış. Sosyal devletin de anlayışı o zaten. Şöyle bakın suyun temizliğini. Gördüğünüz gibi gayet sessiz, sakin, dinlenmek için falan güzel bir yer.
Şimdi ben videoyu burada durduruyorum. Çünkü camiden uzaklaştık biraz. Benim geri dönüp size camiyi de göstermem lazım. Onun için caminin oraya vardığımda tekrar kameraya devam edip kaldığım yerden size göstermeye devam edebilirim. Çünkü Viyana'da bir tane minareli cami var. O da Tuna kenarında. Kanalın olduğu yerde. Dinlenmek için gerçekten şehir merkezinde çok iyi bir yer. Yani insanlar nasıl böyle burayı bozup böyle apartmanlara şeylere boğmamış hayret. Çünkü yani konum olarak çok mükemmel bir yerde. Hem gölün olduğu yer hem de yan tarafı Tuna kanalı. Yani gerçekten insan bazen hayret etmiyor değil. Bu ağaç da ilginçmiş bu arada. Gördüğünüz gibi su taratan tren geçiyor. Bak şu ördek ailesini kaybetmiş. Dur, şu mutlu sonu size göstermem lazım. Annesi hemen geldi kurtarmaya. O da annesine doğru gidiyor. Süper, mutlu son. Evet, ben videoyu durdurayım. Caminin oraya vardığımda tekrar açarım. Ya, kanalın oraya giderken güzel bir yer var, orayı da çekmem lazım. Yolumu küçük bir değiştiriyorum şu anda. Bakın hayvanlara bile Avusturya'da ne kadar değer veriliyor onu göstermem lazım size. Bu arada siz çevrenin temizliğine, güzelliğine de bakabilirsiniz. Bakın hayvanı görüyor musunuz? Bir ayağı sakat ama tekerlekli sandalyeye bağlamışlar. İşte. Türkiye'de çok haberler izliyoruz. İşte arabanın arkasına bağlayıp hayvanı işkence etmeler, şeyler. Aklınca işte hayvana ceza vermeye çalışıyor, şey yapıyor. Tabii o hayvandaki akıl bile olmadığı için o insanlarda. Yorum yapmaya da çok gerek yok. Bakın yani işte Avusturya'da bakın Viyana'da suyun kenarında sıradan bir yer burası. Burası sadece hayvanlar olan insanlar için girip vakit geçirebileceği bir yer. Kendi kendine arkadaş ediniyor hayvanlar. Koşuyorlar, eğleniyorlar. Bakın kameradan az çok zaten görebilirsiniz. Yani şu kadar genişlikte bir alanı hayvanlara ayırması bence devletin çok güzel bir ayrıcalık. Çok ince bir düşünüş. Hem insanlar rahatsız etmemiş oluyorlar.
Burası da ayrıca şehrin içinde normal, bakın yani evler falan var. Öyle şehir dışı falan değil. Bildiğiniz evlerin olduğu Floresdorf'ta bir sokak. Köpek sahipleri tanışıyorlar, yürüyüş yapıyorlar köpekleri oynarken. Bakın buradaki arkadaşlar da içeri girmek için sahiplerini bekliyorlar şu anda. Wie alt? 6 Monate. Wahnsinn. Kurs oder Lernkurs? Kurs. Wahnsinn. Session. Freut mich. Mimi. Schönen Abend noch dann. Mimi. Mimi. Bakın gördüğünüz gibi işte. Ne kadar önemli. Bir canlıya değer vermek. Neyse lafı fazla uzatmayalım, gerek yok. Şurada zaten girişte yazıyor gördüğünüz gibi. Köpeklerin alanı diye. Evet. İslam Centrum tabelasını gördük. Şöyle yolumuza devam edelim. Aa, tabii koronadan dolayı girişler yasak olabilir. O hiç aklıma gelmedi. Evet, kapalı. Maalesef içeri giremiyorum. Ama şöyle dışarıdan en azından çekeyim sizin için. Virüsten dolayı tabii ibadet merkezleri Burası tek minareli cami. Viyana'da, Avusturya'da başka yerde var mı bilmiyorum. Avusturya demeyeyim onun için. Viyana'daki tek minareli cami. Şu karşısı zaten Birleşmiş Milletler. Size daha önce söylemiştim. Burayı da böyle görmüş oldunuz. Avusturya'da Tuna kanalının hemen yan tarafında burası. Thank you.
Aslında bir ara şu Birleşmiş Milletler'in oraya gidip oraya da size çeksem iyi olur. Yakından binaların dibinden. Oralarda size tanıtabilirim. Şimdi kanala doğru yavaş yavaş inelim. Biraz geçen gün çektiğimiz yerden devam edelim. Viyana işte bu yüzden dolayı uzun yıllardır dünyada en yaşanan bir şehir olarak seçiliyor. İşte gördüğünüz gibi. Çok aşırı bir özgürlük var. Yani çok fazla şeyler yapabiliyorsunuz. Çok fazla bir şeye sahip olmadan. Bence farklı bir ülkede çok zengin olmaktansa Viyana'da fakir olarak yaşamak başka bir ülkedeki zengin olarak yaşamaktan daha iyidir. Çünkü burada paraya ihtiyaç duymadan çoğu şeyi yapabiliyorsunuz. Bu da aslında bence asıl zenginlik. Videoyu şimdi burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Başka zaman yine başka bir videoda görüşürüz. Yolunuz düşerse en azından bence Viyana'ya mutlaka uğrayın. Birkaç gün kalın ve gezin. Değer yani. Şurada bir çeşme var. Orayı da çekeyim gitmeden. Çünkü burası bakın normal bir belediye suyu. Ama bir suyu var. Yani ben şu suyu mesela para verip aldım. Şimdi dökeceğim içindeki suyu. Çünkü buradaki su para verip aldığım sudan daha iyi. Ve buz gibi. Ya inanılmaz ya. Nasıl? Ya elinizi bir 15-20 saniye tutsanız daha fazla tutamazsınız. Yani o derece bir soğukluk var. Şimdi suyumuzu da doldurmuş olduk. Markette sular bu arada 20 sent, 15 sent falan bunlar. Yani Türk lirasıyla 1-1,5 TL falan yapıyor herhalde. Evet, kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler tekrardan. Görüşmek üzere.